Evet, RESTful API mimari ve tasarımı bölümünde ilk temel teorik konulardan bir tanesi olan RESTful API terminolojiye genel bakış bölümünde birkaç temel unsurdan bahsedeceğiz. Burada özellikle genel olarak isimlendirilen API nedir, REST nedir ve diğer temel birkaç özellikten bahsedelim. Bunları çok sık kullanacağız çünkü çok sık da duyacaksınız. Mesela API nedir temel olarak? Uygulama geliştiriciler, yazılımcılar kendi aralarında yani adını söyler gibi kullanır bunları. Kullanırlar REST, API vesaire, request, response filan. Bunlara hakim olmanız gerekiyor yeni başlayanlar için. Söylüyorum bunu. API dediğimiz şey Application Program Interface dediğimiz. Bu aslında web tarafı için de kullanılır. Windows yani Windows'tan kastım işletim sistemi üzerinde çalışan desktop uygulamaları için de kullanılabilir. Bu web'e özel bir terim değil kesinlikle. Mesela Windows tarafında diyelim bir desktop uygulaması yazarken Windows'un API'leri vardır kendi sistem içerisinde. WinAPI diye geçer. Bunlar aslında işletim sisteminin temel çekirdeğine bazı işlemler yaptırabilmenizi sağlayan dışarıya açılmış yeteneklerdir. Dışarıdan kastığım da uygulama geliştirme tarafına yani yazılım geliştiricilere açılmış bazı yeteneklerdir. Bunları kullanarak bazı işletim sistemi seviyesinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz mesela. Bu bir API yöntemidir. Ama genel olarak artık günümüzde bu tür işlemlerden ziyade web tarafında çok daha yoğun kullanıldığı için biz bunu genel olarak API dediğimizde web tarafını kastediyoruz diyebiliriz aslında genel olarak. Bu dışarıya açılmış olan ki bunu daha önce söyledim ilk videolarda dışarıya açılmış olan bir veri altyapısıdır diyebiliriz. Bizim kullanacağımız ve önceki bölümlerde gördüğünüz JSON, XML gibi bazı veri dosya formatları var mesela. Onları kullanarak dışarıya bazı veriler gönderebiliyor olacağız sunucu tarafındaki yazılımdan ve arayüz tarafından da bu API'yi birleştirerek oraya bazı verilerin gelmesini XML ya da JSON gibi formatlarla bu verileri göndererek sunucu tarafında bazı işlemler yaptırmayı sağlıyor olacağız. Bu sayede bu API mimarisi sayesinde. Bu nedenle zaten veri dosya formatlarını inceledik. REST neye deniyor? REST dediğimiz olay Representational State Transfer olarak açılıma sahip aslında. Bunun kısa yöntem olarak REST Full API şeklinde kullanıyoruz. Bununla ilgili farklı birçok terim duyacaksınız. Mesela web servis diye bir şey duyacaksınız. Web tarafında API mimarileri ile ilgili araştırma yaptığınızda. Web servis, RESTful API, micro services vesaire. Bunların hepsi temel olarak aynı şey. Her ne kadar bazıları farklı farklı yorumlar getirse de bunlar köklü değişiklikler değil. RESTful API dediğiniz şey RESTful API web servis olarak geçer zaten. Web servis zaten yıllardır kullanılan bütün teknolojilerde kullanılan bir mimariydi. Tabii üzerine ufak tefek bazı yeni bakış açıları katılarak RESTful API diye bir şey çıkıyor mesela. Ondan sonra bunun da üzerine yani RESTful API web servisinin de üzerine ufak tefek gereksinimler eklenerek micro services diye bir şey çıkıyor. Bunlar genel olarak web servistir aslında. Ya da API diyebilirsiniz. Yani mikro servis mesela. Mikro servis dediğimiz şey aslında temelde çekirdek olarak web servisi kullanan ama daha ölçeklenebilir sistemler geliştirmek için biraz daha mimarisel yeni şeyler eklenmiş bir bakış açısıdır, konsepttir diyebiliriz orada. REST içerisinde resource diye tabir ettiğimiz herhangi bir şey olursa buradan da anlayacağınız gibi API'den elde edilen bir veri parçasına resource denir.
herhangi bir veri elde ettiğimiz zaman biz ona bir kaynak, yani bir resource diyoruz. Peki en sık kullanacağımız web ve API tarafında en çok duyacağınız şey request, response. Bu arada bunlarla ilgili bir sonraki slide ekranında bir görsel var, orada da anlatacağım. Görselleştireceğiz bunları. Request ve response nedir? Olmazsa olmaz bunlar. Hatta bazıları şu plaza dili dediğimiz sıkıntıdan dolayı, işte yazılımcılar bunları çok sık kullandığından dolayı Türkçe içerisinde bile request yap vesaire, response aldım gibi şeyler olabiliyor. Bu teknik olarak çok sık kullanacağım şey, bir API'ye yapılan çağrıya request denir. Aslında temelde bir istek yapmak. Bir API'ye bir veri parçası gönderiyorsun. O tabii veri parçası o API'ye uygun bir şekilde yapılmış. O da diyelim gidiyor sunucu tarafındaki yazılım bunu alıyor ve veri tabanına bir şey kaydediyor mesela. Ya da bir login işlemi yapıyor. Bunu biz request ile yapıyoruz. Web tarafına, client'tan web tarafına bir istek gönderilmiş. Bu istekten sonra sunucu tarafından client'a gelen cevaba da response diyoruz. API'ye yapılan request sonucunda API'den dönen sonuca response denir. Şimdi bir sonraki görsele geçelim. Bu az öncekinin görselleştirilmiş hali. Bizim şurada web application dediğimiz bir, aslında buna client diyebiliriz. Yani siz herhangi bir web sitesine giriş yaptığınız zaman sizin bilgisayarınız orada client oluyor. Bu da web app in browser dediğimiz sizin kullandığınız bilgisayar. O kullandığınız web sitesinin yazılımı da sizin tarayıcınızda olduğu için bu şekilde tanımlayabiliriz. Siz geliyorsunuz, bir web uygulaması olduğu için orada bir ekranda bir şeye tıklıyorsunuz diyelim. Bir menü açmak için ya da bir login işlemi yapmak için vesaire, kayıt olmak için herhangi bir şey. Siz buradan o işlemi yaptığınız zaman bilgilere girdiniz ya da bir yere doğrudan bir butona tıkladınız. Bu sizin bilgisayarınızda gerçekleşen, tarayıcınızda gerçekleşen bir olay. Ama o tarayıcının client tarafında bir JavaScript var. O diyor ki bu işlem sunucu tarafında çalışması gereken bir işlem. Ve tabii bu programlanmış bir görev bu sistemin geliştiricileri tarafından. Oradaki JavaScript diyor ki bak diyor bu programlanmış bir istek ve bu sunucuyla alakalı. Ben bunu kendim yapamam diyor. Bunu sunucu tarafına bir istek olarak göndermek zorundayım. O yüzden bu işlemi başlatıyor. Request beginning işlemi diyoruz. Bu işlem başladıktan sonra buradaki bilgiler sizin tarayıcı bilgilerinizle birlikte, ki zaten tarayıcının kendisi bu isteği yapıyor. O JavaScript'te HTML'i yorumlayan şey o tarayıcının kendisi. Bu nedenle kendi bilgilerini de veriyor. Bazı alt nesneler oluşturuyor. Onları sonraki slide'da göstereceğim, söyleyeceğim. Bazı alt nesneler oluşturuyor ve bunlara gerekli bilgileri doldurup request'e yükleyip, request nesnesi diye düşünün bunu. Buna yükleyip sunucuya gönderiyor. Sunucuya nasıl gidiyor? Tabii ki internet üzerinden. Buradaki internet üzerinden API'ye geliyor. API'yi de bir kapı olarak düşünebilirsiniz burada. Bizim bu RESTful API'miz gibi düşünebilirsiniz. Burada bir API var. Bu sunucuya geldi. Buradaki IP'ye geldi. Sunucunun IP'sine geldiği anlamına geliyor. Tabii URL vesaire, format, bunların hepsi oralarda önemli olan şeyler. Siz API'ye doğrudan IP üzerinden bağlanmıyorsunuz. Orada bir URL var. URL'in bazı formatları var. O formatlar bazı kurallarla oluşturuluyor. Ve bunlara uygun bir şekilde gönderdiğinizde API bunu diyor ki, buna diyor ki tamam bu benim için hazırlanmış. Oradaki veriyi alıyor. Ondan sonra bu formata uygun olduğu için API alıyor bu bilgiyi. JSON bilgisi diyelim ya da XML. Yani herkesin daha genel olarak kullanmış olma ihtimali var bunu. Ya da duymuş olma ihtimali. Alıyor bunu. Sonra bu API sistemi
kendi içerisinde bir backend sistem aslında. Sunucu taraflı arka plan yazılımına sahip. Bu API bunu aldıktan sonra URL'ler üzerinden ya da post vesaire neyse sunucu tarafında o backend yazılımına gönderiyor, sunucu üzerinde çalışan yazılıma. O da ne yapması gerekiyorsa bunu yapıyor. Ne yapıyor? Mesela kullanıcı bir register işlemi yaptı diyelim. Yeni bir kullanıcı kaydı varmış. Ondan dolayı request gelmiş. İnternet üzerinden API'ye gelmiş. O da backend'e iletmiş. Backend de diyor ki tamam, kullanıcının adı vesaire bütün bilgileri bende var diyor. Burada aldım diyor tarayıcıdan. Senin API sayesinde diyor. Ondan sonra bu bilgileri aldım, ayrıştırdım. Database'e kaydediyorum veri tabanına. Bunu da bir SQL Server, PostgreSQL, MySQL falan gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir yapıya sahip request. Sonrasında response neydi? Sunucunun istemciye, client'a döndüğü nesne. Bu neden gerekiyor? Şimdi biz bir istek yaptık ama bunun sonucunu bilmeden ona göre işlem yapamayız. Çünkü tarayıcı stateless dediğimiz bir yapıya sahip. Yani tarayıcının sunucudan haberi olamaz teknik olarak. Yani arada programlanmış bir görev olmadan, günümüzde tabi real time dediğimiz bir durum söz konusu ama programlanmış bir görev olmadan bunlar birbirini tanıyamaz. Siz burada bir nesneye tıklayıp o request'i oluşturup sunucuya göndermeden sunucu sizin varlığınızdan haberdar olamaz burada. Aynı şekilde sunucu da tarayıcıya bir response göndermeden buradaki tarayıcı sunucunun kim olduğunu bilemez. İkisi de çünkü tamamen farklı platformlar. Bu sizin bilgisayarınız. Bu da diyelim Amerika'daki, Nevada'daki bir data center'de bulunan bir şirketin bir bilgisayarı. Bu kadar uzak birbirine. Şimdi sunucu da bu register işleminden sonra veri tabanına kullanıcıyı kaydediyor. Artık sorun yok. Transaction tamamlandı burada. Bu diyor ki tamam, işlem başarılı oldu. Al sana bunun cevabı. Cevapta ne var? Response nesnesi içerisinde senin işlemin genel özeti var. Tabii bu bilgileri sen programlıyorsun. Diyorsun ki response olarak mesela son kaydedilen kullanıcının kullanıcı ID bilgisini vesaire topla. İşte hepsini bir nesneye doldur. Ben bunu kullanıcının, istemcinin, yani kullanıcının kayıt olduğu tarayıcıda ekranda göstereceğim ya da onu kullanacağım diyorsunuz. Buna bir döngü diyebiliriz. Request, response, request, response. Request yapmadan response olmaz. Request olmadan response olmaz. Tabi burada ileri seviye farklı konular var. İşte bu normal API değil de yani RESTful API değil ama gRPC API dediğimiz, daha doğrusu RPC Remote Procedure Call dediğimiz farklı bir API yöntemi var. Orada durum biraz daha farklı olabiliyor ama o biraz şu anki konumuz değil. Farklı bir kurs konusu. Bu tamamen RESTful API'ye odaklanmış bir kurs. Burada tamamen döngü bu şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz. Piyasada kullanacağınız sistemler genel olarak bunu kullanıyordur